Evet, merhaba arkadaşlar. Bugün bir kavram üzerinde konuşalım istedim. Fıtrat kavramı. Çokça dillendirilen ve çok zamanda da yerli yersiz kullanılan bir kavram. Aslında kolay tanımlanır bir kavram da değil gibi gözüküyor. Ama biz bir anlamda bir değerlendirme yapmaya çalışacağız. Fıtrat nedir? Fıtrat kelime anlamı itibariyle ayrılma, yarılma gibi anlamlara geliyor kelime olarak. Bu anlamda yaratılışla bağlantılandırılan bir kelime. Bir şeyin fıtratı, bir şeyin yaratılışı gibi de anlaşılabiliyor. Bu kelime kökleri üzerinde çok fazla durmadan şu nokta üzerinde biraz değerlendirme yapalım. Her insanın fıtratı bir midir? Mesela günümüzde birçok böyle farklı bağlamlar üzerinden, fıtrat üzerinde konuşuluyor. İşte kadın fıtratı, erkek fıtratı, işte benim fıtratım, fıtratım böyle gibi kavramlar sıkça kullanılıyor. Bizim sohbetlerimizi veya eğitimlerimizi az çok takip eden insanlar da mizaç ve kişilik kavramı üzerinde de durduğumuzu hatırlarlar. Bu anlamda mizaç ve kişilik fıtrat mıdır? Bu da ayrı bir soru. Bu noktada İslam düşüncesinde ayrıca tabiat diye bir kavram vardır. Kişinin tabiatı diye bir kavram vardır. Hatta bazı sufi öğretilerinde kişinin tabiat kaydından kurtulmasından bahsedilir. Yani tabiatının sınırlarından özgürleşmesi ile ilgili ifadeler kullanılır. Biraz bu çerçevede fıtrat kavramını değerlendirmeye çalışacağız. Benim değerlendirmelerim neticesinde söyleyebileceğim temel şey fıtrat insanın, yeryüzünde yaşayan bir insanın ruhsal, psikolojik ve bedensel yapısının, yani üç boyutlu yapısının dengeli ve hiyerarşik bir düzen içinde olmasıdır. Fıtrat kavramı, benim yaklaşımım söz konusu ise budur. Yani spiritüel varlığının bilincinde olan bir insanın psikolojisini ve bedenini o spiritüel varlığının bilincinde yönetme durumuna fıtrat diyoruz. Dolayısıyla fıtrat derken mizaç veya kişilik boyutunu referans almıyoruz. Çünkü fıtrat aslında her insanda özü itibariyle ortak bir şeydir. Allah'ın fatrettiği dine çağır der Rum suresinin 30. ayeti. Dolayısıyla fıtrat aslında bizim varoluşumuzun tam ve bütün olarak idrak edilip o tamlık ve bütünlük içinde yaşanma durumudur. Bunu yaşayabildiğimizde o zaman biz fıtrattayız demektir. Hatta şöyle bir yorum da yapabiliriz. Kur'an'da insanla ilgili bazı tanımlar vardır ve %90'ı da olumsuzdur. Yani nedir? Hani böyle literal olarak baktığınız zaman meallerde işte insan acelecidir, insan nankördür, insan bencildir, insan tartışmacıdır,
insan tırnak içinde dünyevi şeylere meyilli olarak birçok şeyi ister. Tırnak içinde aç gözlüdür, gözü doymaz. Hatta biz çoğunlukla da maalesef bizim toplumumuzda bu gibi şeyleri, ya işte Allah da böyle demiş zaten, yani sanki bu bizim fıtratımızmış gibi bir algıya kapılırız. Bunlar çok da doğru değiller. Peki nedir bunlar? Yani Allah işte insan acelecidir, insan nankördür, insan cimridir. İşte kendisine bir şey verildiğinde bu benim ilmim nedeniyle bana verilmiştir. Veya kendisinden bir şey esirgendiğinde bunu bir ihanet olarak algılar gibi ayetler var. Peki bunlar fıtrat mıdır? Eğer fıtrat buysa o zaman insanın tezgahı toplayıp kalkması gerekir. İnsan böyle yani. İşte acelecidir, nankördür, açgözlüdür. Diyeceksek, fıtrat buysa o zaman burada bir çelişki var gibi gözükür. Bunlar nedir peki o zaman? Yani Kur'an'da da zaman zaman baktığınız zaman, hatta işte Kur'an'da insanın özellikleri diye bir arama yaparsanız %90'ının olumsuz olduğunu göreceksiniz. Birkaç şey, insanı biz güzel bir kıvamda yarattık, insanı biz yücelttik manasında birkaç ayette vardır. Peki bu olumsuz ifadeler neye işaret ediyor? Bu olumsuz ifadeler insanın psikolojik boyutundaki melekelerin, kabiliyetlerin, imkanların dengeli kullanılmaması sonucunda oluşan şeylerdir. Yani insanın psikolojik boyutu değişkendir arkadaşlar. Bunu her zaman hatırlatmaya çalışıyoruz. Psikolojik boyut değişkendir. Bakın beden de değişkendir. Mesela bedeninize dikkat edin. Kan basıncı, kanınızdaki minerallerin miktarı, vücut ısınız, değil mi? Değişir. Ve dikkat edin, ne vardır bedende? Bir regülasyon sistemi vardır. Dengeleyici bir sistem vardır. Mesela düşünün, hava sıcak oluyor, soğuk oluyor, şu oluyor, bu oluyor, birçok süreç yaşanıyor bedensel olarak. Fakat beden ne yapmaya çalışıyor? Vücut ısısını 36,5-37 derece arasında tutmaya çalışıyor. Bunu kim tutuyor? Hiç düşündünüz mü? Hani biraz tıp okuyan veya şeyler belki bunun üzerinde şey yapacaktır. Gerçi bunların da mekanizmasının %100 net olduğu da söylenemez. Ama neyi kabul ediyoruz? Var, böyle bir şey var. Belki ayrıntılarını bilmiyoruz ama böyle bir dengeleyici bir sistem var insan bedeninde. Yani vücudunuzun ısısı belli bir denge içinde tutulmaya çalışılıyor. 36,5 ile 37 derece arasında tutulmaya çalışılıyor. Kan basıncınız belli bir aralıkta tutulmaya çalışılıyor. Bedende sürekli olarak bir dengeleyici sistem var. Bu dengeleyici sistem olmasaydı biz her dakika problem yaşardık bedensel olarak. Vücut ısım 30'a düştü, eyvah, çöktü gitti. 40'ı geçti, 45'e çıktı, yandım bitti. Niye olmuyor? Çünkü dengeleyici bir sistem var. Bu dengeleyici sistem sayesinde bedenin biyolojik süreçleri belli bir aralıkta işliyor. Zaten o aralığın dışına çıktığında ağır hastalıklar ve ölüm vuku buluyor. Peki psikolojik olarak böyle bir dengeleyici sistem var mı? İşte yok. İşte
niye psikolojik olarak dengesizliğe açığız? Bu yüzden. Yani diyelim ki senin bir çocuğun oluyor, çocuğunu çok seviyorsun. İçeride bir sistem şunu demiyor. Bak, çocuğu çok sevdin, aşırı bir bağlılık veya bağımlılık oluştu. Bu yanlış bir şey. Bu bağımlılığı azaltman gerekir. Bu yanlış bir şey. Psikolojik olarak uygun bir durum değil. Veya bir şeyden aşırı korktun. Ölçüsüz bir biçimde korktun. Mesela diyelim ki aşırı ölüm korkusu yaşıyorsun. Yani psikoloji şunu diyor mu? Bak, bu çok oldu. Bu korku fazla. Bunu biraz düşürelim. Böyle bir şey yok. Bir şeye aşırı bir sevgi duydun. Bir şeye aşırı bir nefret hissettin. Tabii yani bir şeyler evet yani burada dikkat ederseniz psikolojik düzeyimizde bir dengeleyici, yani kendiliğinden bir dengeleyici sistem yok. Bu dengeleyici sistem olmadığı için zaten psikolojimiz çabuk bozulabiliyor. Psikolojik düzeyde birçok problemi yaşamaya açık duruyoruz. Mesela kaygılar, şüpheci düşünceler, kendini çok yetersiz hissetme, çok üstün hissetme, kibir duyma, aşağılık kompleksi duyma, bütün bu farklı tırnak içinde dengesizlikler psikolojik düzeyimizde oluyor mu? Oluyor. Peki psikolojik düzeyin içinde bunu dengeleyen bir şey var mı? Normalde yok. Hormon dengesi onu sağlıyor. Hani serotonin, hormon diyorlar. Yok, onlar evet, o da bir görüş. Yani hormonların da kendi içinde bir dengesi var. Evet, onu tartışmaya şu an açmak istemiyorum. Mesela böyle çok bencil insanlara oksitosin versek hepsi böyle annemsi, böyle anaç olacaklar mı? Tartışmaya açık bir konu. Aslında bunu deneyebilirler. Mesela şeylerde, hapishanelerde veya böyle çocuklarına bakmayan annelere yüksek düzeyde oksitosin versek acaba bunlar çok merhametli, şefkatli olacak mı? Bir denemek lazım. Ben böyle hormon kavramlarına biraz mesafeli yaklaşıyorum. Neden? Yanlış değil büsbütün ama abartılan şeyler. Yani her şey hormonlara indirgendiğinde gerçekliğin o kadar da açıklayıcı olma zemini bence kayboluyor. Dolayısıyla arkadaşlar, psikolojik düzeyde iki ucu açık bir mekanizmaya sahibiz. Yani mesela hiçbir şeyden tırnak içinde korku duymayıp tehlikeye kendimizi atabiliriz. Diyelim ki 20. kattan atlıyorsun. Neden? Korku hissi yok. Objektif biçimde bir tehlikeyi göremiyorsun. Veya korkulmayacak bir şeyden çok korkuyorsun. Korkulmayacak bir durum sende aşırı bir korkuya sebep oluyor. İşte bunları kendi içinde, psikolojinin kendi içinde dengeleyecek bir tırnak içinde doğal sistem yok. Bu doğal sistemin olmayışı insan psikolojisinde aşırı uçlara gidebilme imkanına veya potansiyel problemine yol açıyor. Peki niye böyle? Evet, yani burada aslında insan kendisine bir üst dengeleyici ve düzenleyici sistemin veya dengeleyici bir varoluş niteliğinin verildiği bir varlık. Yani aslında bir dengeleyici sistemimiz var. Ama psikolojik düzeyin tam içinde değil. Psikolojik düzeyin üstünde. Psikolojik düzeyimizi dengeleyecek bir sisteme sahibiz. Ama bu psikolojinin içinde değil. Psikolojinin üstünde bir sistem. İşte buna spiritüel varlığımız diyoruz. O yüzden kişi
psikolojik düzeydeki tabiatını iyi tanımalı ve onu dengeleyecek spiritüel bilinci uyandırmaya çalışmalıdır. O spiritüel bilinci uyandırmazsanız psikolojik düzey içinde bazen dengeli yaşarsınız, bazen dengeniz bozulabilir. Mesela günümüzde insanlar niçin çoğunlukla böyle dışsal etkiler yüzünden psikolojilerinin bozulduklarını söylüyorlar? Mesela şöyle demiyoruz değil mi? Hava çok soğuktu ve vücut ısım 30 dereceye düştü demiyoruz değil mi? Çünkü vücutta, bedende o havanın durumunu dengelemeye çalışan sistemler var. Aynı zamanda ona göre bu sefer eğer beden bunu dengeleyemezse, diyelim ki dışarısı çok soğuk, eksi 20 derece. O zaman ne yapıyorsun? Mantığınla, aklınla ne giyinmen gerektiğini değerlendiriyorsun. Bedenin de dengeleyemediği bir durum olduğunda bu sefer diyelim ki giyeceğin elbiseyi doğru bir şekilde belirleyerek o vücut ısını korumaya çalışıyorsun. Ama dikkat edin, psikolojimizle ilgili böyle bir çabamız ortalama düzeyde yok. Hatta bazen şaşırıyoruz. Ya ben niye böyle oldum? Eskiden böyle değildim. Mesela eskiden o kadar öfkeli değildim. Eskiden bu kadar böyle tepkisel değildim. Eskiden bu kadar muhalif değildim. Eskiden bu kadar mutsuz değildim. Eskiden bu kadar kaygılı değildim. Ne oldu bana? Dediğimiz zamanlar ve durumlar olur. Çünkü arkadaşlar, psikolojik düzeyde doğal bir dengeleyici sistem yoktur. O yüzden psikolojik olarak insan her yere gidebilir bir durumdadır. Eğer psikolojiyi alacak olursak, başlı başına psikolojiden ibaret olduğumuzu düşünecek olursak, o zaman psikolojik boyutta her türlü uç noktalara gitme ihtimali vardır. Mesela bazen deriz ya işte, mesela bazı insanlar görürüz, hani dünyayı yutsa tok olmaz yani. Bütün dünyaya sahip olsa bu sefer Mars'a falan sahip olmayı düşünebilir değil mi? Çünkü sahip olmanın ölçüsü yok. Ölçüsü olmadığı için de ucu açık bir şey. İşte o yüzden biz psikolojik olarak bizi dengeleyecek bir şeye muhtacız. Eğer bizi dengeleyecek, psikolojik dünyamızı dengeleyecek bir şeye sahip değilsek, o zaman şartlara mahkum oluyoruz. İyi şartlar etrafımızda tırnak içinde bizim psikolojimize hizmet eden, pozitif anlamda hizmet eden insanlar olduğu müddetçe, iyi şartlar olduğu müddetçe psikolojimiz iyi olur. Olmadığı zaman da kötü olur. Dolayısıyla biz psikolojik tabiatımızın mahkumu olmuş oluruz. Biz buna göre yaşamak diyoruz. Yani çevremize göre, şartlara göre psikolojimizin şekillenmesi. Bir anlamda biz psikolojimizi dünyaya, insanlara, çevreye emanet etmiş oluyoruz. Hatta ne diyoruz çoğunlukla? Ya işte şöyle olsa kendimi çok iyi hissederdim. Şöyle olsa çok mutlu olurum falan deriz değil mi? Hep böyle bir kısım şartlara göre kendimizin daha iyi, daha mutlu, daha huzurlu, daha mutmain olacağımızı düşünürüz. Eğer böyle bakarsak, o zaman şartların insafına kalmış insanlar oluruz. Bunun da sorumlusu kimdir? Kendimiz oluruz. Yani bunun sorumlusu eğer böyle bakıyorsam benim.
O yüzden tabiatımızın, yani psikolojik tabiatımızın kontrolünden ve hapsinden çıkma imkanına sahip olduğumuzu bilip bu imkanı gerçekleştirmek durumundayız. Aksi takdirde şartların bizim için ördüğü ağın dışına çıkamayız. Mutluluğumuz, huzurumuz, tatmin halimiz şartlara göre değişecektir. Ve dikkat edin, insanlar neyden şikayet eder? Hep çevreden, şartlardan ve insana şikayet eder. O yüzden şikayet etmek üzerinde özellikle durulması gereken bir tuzaktır. Yani şartları değerlendirebilirim, şartları analiz edebilirim, yorumlayabilirim, şartları tanımlayabilirim. Mesela çevremdeki insanlar çok benciller. Allah selamet versin. Olabilir. Eşim çok bencil. Olabilir. Yani böyle bir süreci var. Ama ben çok mutsuzum. Onun yüzünden mutsuzum. Bu şikayet. Bu ne demek? Sen şartlara mahkum olarak kendini tanımlıyorsun demektir. Dolayısıyla şartları burada biz tamamen yatsımıyoruz. Fakat şartlara rağmen olabileceğimiz imkanının olduğunu işaret etmek istiyoruz. Ne dedik? Şartlara göre ya da şartlara rağmen. Şartlara rağmen olma imkanı var mıdır? Evet, insan için böyle bir imkan vardır. Dediğimiz gibi sadece kendinizi psikolojiden ibaret görürseniz, psikolojinizin içinde şartlardan bağımsız bir dayanak noktası bulamazsınız. Çünkü psikoloji şartlara bağlı bir şekilde işler. Ve siz de kendinizi o psikolojiden ibaret görürseniz ona ben dersiniz. Ona ben dediğiniz için de o psikolojiden ibaret olmuş olursunuz. Fakat şartlara rağmen olabilmek ve o psikolojik tabiatı dengeleyebilmek imkanına sahibiz. İşte spiritüel varlığımız bu işi görür aslında. Bu işi görebilir. Hani bu dengeleyici sistemi birkaç basit örnekle ifade edecek olursak, mesela buzdolaplarını düşünün. Buzdolabında ne vardır? Şimdi normalde motor vardır ama motor ne kadar ısıtacağını bilmez. Yani ne kadar çalışacağını bilmez. Nerede duracağını da bilmez. Onun nerede ne kadar çalışacağını belirleyen bir entegre bir sistem vardır. Buzdolabı çok düşük ısıya indiğinde motor durur. Isı belli bir noktaya yükseldiğinde motor tekrar çalışır. Ve ne yapmış olur? Buzdolabında belli bir ısı aralığı gerçekleştirilmiş olur. Diyelim ki nedir? İşte -4 ile 0 arasındadır diyelim. Ne yapar? 0'a geldiğinde motor çalışır. -4'e geldiğinde motor durur. Şimdi bizde psikolojik olarak böyle bir sistem var mı? Yok. İşte o yüzden problem yaşıyoruz. Hatta bakın, panik atak aslında bir anlamda, bir yönüyle insanın psikolojik anlamda korkusunu yönetememesiyle ilişkili bir şeydir. Bedenle ilişkili bir şey değildir aslında. Psikolojiyle ilişkili bir şeydir. Çünkü kişi neyden ne kadar korkacağını bilemez. Ve sonuna kadar o korkuyu götürmeye çalışır. Ne engel olur biliyor musunuz? En son beden orada der ki dur der. Mesela kalbinizi hızlı bir şekilde attırır, attırır, attırır.
nabzınız aşırı bir şekilde yükselir, yükselir, yükselir. Nereye kadar? Beden der ki, daha fazla yükseltme, ben burada duruyorum der. Buraya kadar der. Dikkat edin, bazen psikolojimizi beden durdurmaya çalışır. Psikoloji o kadar dengesiz olabilir. Çünkü ne dedik? Sınırı yok. Hani beden izin verse, diyelim ki nabız atışını 80, 100, 200, 500 bine çıkarabilir eğer bedenin yapısı müsait olsaydı. Bir panik atak sürecinde nabız atışınız 300'lere 500'lere çıkabilirdi. Ama bedenin buna imkanı olmadığı için beden bir yere kadar diyor ki benden pas diyor, sen nereye gidersen git. O yüzden bakın, psikolojik düzey yönetilmesi gereken bir şeydir. Psikolojik düzey kendimizi tanımlayacağımız bir yer değildir. Ben öyle hissediyorum. Geçen bir arkadaşla konuşuyorduk. Dedim ki, insanlara sorulacak en sahte sorulardan biri, kendini nasıl hissediyorsun? Çok sahte bir soru. Kendini nasıl hissediyorsun? Bu ne demektir biliyor musunuz? İnsanın kendisini psikolojik düzeydeki bir duruma, geçici bir duruma indirgemesidir aslında. Mesela kendini nasıl hissediyorsun? Mutsuz hissediyorum. Ne yapacağız şimdi? Kendimi mutsuz hissediyorum. Bak, kendimi ne yaptım? Bir o an ortaya çıkan bir mutsuzluk duygusuna gömüverdim. O yüzden bu soruya cevap vermeyin. Tabii psikoloğa veya psikiyatriste giderseniz size bunu sorabilir. Orada bir açıklama yapmaya ihtiyaç var. Kendini nasıl hissediyorsun? Ne kadar masum bir soru değil mi? Ne kadar böyle basit gibi bir soru. Kendini nasıl hissediyorsun? Kendimi hakiki bir insan olarak hissediyorum en başta. Normal, fıtri, tam, eksiksiz bir insan olarak hissediyorum. Bu üst bilincimdir. Psikolojik düzeyde de şu an şöyle bir duygu gözlemliyorum. Şu an içimde şöyle bir duygunun ortaya çıktığını görüyorum. Diyebilirim, değil mi? Yoksa kendini nasıl hissediyorsun denildiğinde, aslında eğer biz bu soruya genelde verildiği gibi bir cevap verirsek, aslında ne demiş oluyoruz? Kendimi şu an psikolojik düzeyimdeki bir durumdan ibaret görüyorum demektir. Peki ben böyle miyim? Böyle bir varlık mıyım? Kendimi nasıl hissediyorum? Şu an kendimi nasıl hissediyorsun? Doğru soru nedir peki? Şu an içinde hangi duyguyu gözlemliyorsun? Mesela aslında çocukluktan itibaren böyle bir soru sormayı öğrensek, değil mi? Veya çocuklarımıza böyle sorsak belki bir şeyler değişir miydi? Mümkün yani. Aslında kendini nasıl hissediyorsun sorusu yerine şu anda içinde hangi duygunun ortaya çıktığını gözlemliyorsun. Mesela şu anda içinde bir suçluluk duygusunun ortaya çıktığını gözlemliyorum. Ama kendimi suçlu hissetmiyorum. Bakın arada aslında ne kadar büyük bir fark var, değil mi arkadaşlar? O yüzden aslında farkına varmadan biz psikolojik bir mekanizmadan ibaret olduğumuzu zannediyoruz. Ve bunun üzerinden kendimizi tanımlıyoruz. Hatta işte ben böyleyim, ben böyle hissediyorum diye de onu sahipleniyoruz. Sonra da buna ne ad veriyoruz? Fıtrat. Benim fıtratım bu. Hani eğer biraz İslami literatüre aşinalığımız varsa, benim fıtratım bu. O zaman da akan sular duruyor, değil mi? Fıtratım buysa ne diyebiliriz abicim? Yani Allah bu fıtratta yaratmış. Benim fıtratım bu. Allah beni böyle yaratmış. Allah beni çok öfkeli yaratmış, çok alıngan yaratmış, çok kırılgan yaratmış. Öyle mi yaratmış? Öyle bir şey var mı? Yok aslında. Evet, orada da
mekanizma psikolojik imkanlar içinde bir çözüm bulmaya çalışıyor. Mesela diyelim ki ben güçlüyüm. Beni kimse sarsamaz, kimse beni etkileyemez diye yine psikolojik düzeyde bir o süreci kendince yönetmeye çalışan bir benlik ortaya çıkmış oluyor. O da doğal değil. Yani psikolojik dayanıklılık spiritüel bir bilinçle gerçek anlamda gerçekleşir. Öbür türlü psikolojik dayanıklılık yine psikoloji içinde bir geçici bir benlikle inşa edilmeye çalışılan bir dayanıklılıktır. Evet, mesela boş veriyor. Veya ben kimseyi umursamıyorum. Kim ne derse desin, benim umurumda değil. Ben istediğimi yaparım. Gibi yine bir kısım sahte benlikler üzerine kuruludur. Genellikle psikolojik dayanıklılık diye tarif ettiğimiz benlikler. Gerçek dayanıklılık gerçekten doğal bir varlığa, tamlığa, bütünlüğe ve güce sahip olan spiritüel varoluştan kaynaklanır. Tabii. Tabii, doğal olarak tabii. Aynen öyle. Yani kutsal metinlerde Yaradan'la bağlantılı olan o gerçek varlığımızın gerçek kendimiz olduğunu idrak ettiğinizde gerçek anlamda dayanıklılık ortaya çıkacaktır. Yoksa başka şeylere dayalı olan dayanıklılık hakiki anlamda bir dayanıklılık olmayacaktır. Ama psikolojimiz ne yapmaya çalışıyor? Psikolojimiz kendi içinde bir şeyleri kendine göre dengelemeye çalışıyor. Mesela bazen bakıyorsunuz, kişi hayatta bir şey yapmaktan vazgeçerek rahatlamaya çalışıyor olabilir. Değil mi? Her şeyden vazgeçtim diyerek rahatlamaya çalışıyor olabilir. Veya başka bir yöntem bularak rahatlamaya çalışıyor olabilir. Geçen birini gördüm. İşte duygusal ilişkilerinde problem yaşıyor. Artık diyor günlük ilişkilere döndüm diyor. Daha rahat diyor. Yıkılmıyorum diyor. Daha sağlıklı oluyor diyor mesela. Şimdi bu sağlıklılık mıdır? İşte değildir. Ama ne yapıyor ego? Yani psikolojik düzeyde benlik kendini şartlar içinde tırnak içinde nasıl daha az yıpranırım? Hatta bir şarkı vardı işte sev ama sevil ama sevilme. O zaman rahat edersin diyor, değil mi? Böyle çok eskide benim gençliğimde böyle bir şarkı vardı. Yani çünkü diyor sevince diyor mutsuz oluyorsun, yaralanıyorsun, iyi değil. Ama sevilmek hoş diyor, egoyu tatmin ediyor. Yani sen diyor sevil ama sevme diyor. Şimdi bunlar nedir? Bunlar psikolojik dayanıklılık falan değildir. Bunlar sahte benliklerin psikolojik mekanizma içinde dengeleme çabalarıdır. Veya diyelim ki insanlardan yana çok zarar gördüğünü düşünürsün. Artık hiç kimseye güvenmezsin. Veya diyelim ki işte ne kadar az insan o kadar huzur dersin. Aslında o huzur, huzur değildir tabii ki. Dolayısıyla bu anlamda psikolojik mekanizmamız kendini bir şekilde tırnak içinde kendine göre dengelemeye çalışır. Ama bu dengeleme gerçek anlamda bizim bahsettiğimiz dengeleme değildir. Yine problematik bir şeydir. Yanlış bir dengeleme yaklaşımıdır. Dolayısıyla aslında kadim bilgeliklerde ve İslam maneviyatında insanın tabiatını aşmasından bahsedilen şey işte biraz önce dediğimiz
kendini psikolojik bir mekanizma, psikolojik bir varlık olarak algılama anlayışından kurtulmak ve o hakiki olan merkezine, spiritüel ruhsal merkezine doğru yol almak olarak tarif edilir. Peki spiritüel düzeyini idrak eden bir insanın psikolojisi ortadan mı kalkıyor? Hayır. Psikolojik gene duruyor. Psikolojik mekanizma duruyor. Ama kim tarafından yönetiliyor? Daha bir üst varlık ve bilinç hali tarafından yönetiliyor. Mesela diyelim ki bir insan seni yok saydı. Şimdi psikolojinde ne ortaya çıkar? Bakarsın ki bir yok sayılma duygusu. Ama ben yok sayıldım hissi var mı? Yok. Sadece bir yok sayılma duygusu var. Ona ben diye yapışmıyorsun. Ona ben demiyorsun. Onu görüyorsun. Bir yok sayılma duygusu ortaya çıkıyor. Ve spiritüel bilincinde zaten böyle bir durum yok. Sen yok değilsin. Yani yok oluyor olman mümkün değil. Dolayısıyla biri seni yok saydığında herhangi bir sorun ortaya çıkmıyor. Bir sorun yok. Çünkü sen psikolojik bir mekanizmadan ibaret değilsin. Bütün dünya seni yok saysa, senin gerçekten kendini yok hissetme gibi bir sorun yaşama durumun söz konusu olamaz. O yüzden bazen oluyor değil mi böyle eşler arasında beni yok sayıyor. E diyorum yok saysın diyorum. Ya nasıl olur diyor hocam diyor mutsuz oluyorum diyor. Yani niye öyle? Beni yok sayıyor. E saysın. Sen kendini ne sayıyorsun? E insan kötü oluyor hocam. Yani falan. Ya yok öyle bir şey. Hemen o insan dediğim psikolojik düzeye kendini indirgeme halin. Bir dikkat et. Sen nerede duruyorsun? Psikolojik alanda mı duruyorsun? Yoksa orayı en azından görmeye mi çalışıyorsun? Bir insan seni yok saydığında niçin bu sorun olsun ki? Yani şöyle bir insan düşünün. Biri bana dedi ki senin bedenini görmüyorum. Ben de diyorum ki etraf doktora gidiyorum. Benim bedenim yok diyor. Böyle desem herhalde akıl sağlığından şüphe edilir değil mi? Aynı şey değil mi bu arkadaşlar? Yani beni yok sayıyor. Çok mutsuzum. Sonra da psikoloğa gidiyorum. Sorun ne? Eşim beni yok sayıyor. Ben öyle psikolog olsam şaka diyorum bunu. Derim ki git işine derim yani. Tabii böyle desem şey yapamam. İş yapamam. Çok önemli bir şey demem lazım. Aa bu çok önemli bir mevzu falan. Halbuki kardeşim bak basit bir şey yani. Biri seni yok sayıyor. Sorun ne ki burada? Sen de mi yok olduğunu hissediyorsun? Sen de mi yok olduğunu zannediyorsun? Bak o başka bir sorun. O başka bir sorun. O sorun üzerinde çalış. Yoksa biri seni yok saydığında bu sorun değil ki. Değil mi? Biri seni yok saydığında bu sorun değildir. Biri seni yok saydığında kendini yok hissetmen sorundur. Bunun sorumlusu da sensin. Ama egomuz ne diyor? Ama o diyor beni yok saymasaydı ben bunu hissetmezdim. Çok mantıklı değil mi? Ama gerçek değil. Doğru değil. Dolayısıyla bakın, bütün mesele kendini psikolojik düzeyden ibaret görme tuzağının yaşanıyor olması. Bunu fark etmek, bunu fark ettiğimizde psikolojik düzeyde sorun kalmayacaktır. Çünkü spiritüel bilincimizle bunu dengeleyeceğiz. Çünkü psikolojimiz bize bir olgudan bahseder.
psikoloji bize kim olduğumuzu söylemez arkadaşlar. Bakın, o yüzden dedim. Mesela kendini nasıl hissediyorsun? Kendimi suçlu hissediyorum. Kendimi kötü hissediyorum. Kendimi mutsuz hissediyorum. Kendimi yetersiz hissediyorum. Bunlar nedir? Bunlar psikolojik düzeyde ortaya çıkan duygu durumlarının veya düşünce durumlarının kendimiz zannedilmesi tuzağıdır. Çok kaygılıyım. Kendimi çok kaygılı hissediyorum. Bu yanlış bir şey. Zihnimden çok kaygılı düşünceler geçiyor. Güçlü bir üzüntü duygusu gözlemliyorum. Ama ben o değilim. O yüzden hayattaki en sahte sorudur. Kendini nasıl hissediyorsun? Kardeşim, kendim varım, tamım, eksiksizim, mükemmelim. Kendim bu. Ama kendimin yerine ne koymaya götürüyor o soru? Psikolojimi koymaya götürüyor. Psikologların hepsi, tırnak içinde söylüyorum, yanlış anlamasınlar, hepsi sahte bir şeyin üzerinde duruyorlar. Sahte bir varlık alanını önümüze koyuyorlar. Kendileri de oradan bakıyor zaten. Hani bir kasıt yok burada. Bir art niyet yok. Hepimiz böyle bakmaya şartlandırılmışız. Onlar da öyle bakmaya şartlandırılmış, biz de öyle bakmaya şartlandırılmışız. Kendini nasıl hissediyorsun? Kendimi tam, eksiksiz ve var hissediyorum. Bu kadar. Kendim buyum. Ama psikolojik düzeyde ne hissediyorsun? Psikolojik düzeyde şunu hissediyorum, şu duyguyu hissediyorum, bu düşünceyi gözlemliyorum. Bu ayrı bir şey. Psikolojiden ibaret olduğumuzu zannetmekte tuzağa düşüyoruz. İşte kadim bilgeliklerin tabiatımızdan çıkmak dediği şey bu. Kendimizi tabiatımız zannediyoruz. Yani psikolojik tabiattan ibaret zannediyoruz kendimizi. O psikolojik tabiatın varlığımızın tamamı olduğunu zannediyoruz. Ve varlığımızı onun üzerine bina ediyoruz. Mesela yeni bir ev aldım. Psikolog soruyor. Kendini nasıl hissediyorsun? Aa, çok iyi hissediyorum. Öyle mi diyeceğim yani? Nereye gideceğiz buradan? Evim yıkıldı. Kendini nasıl hissediyorsun? Berbat hissediyorum. Evlendin, nasıl hissediyorsun? Süper. Boşandın, nasıl hissediyorsun? Berbat. Biri sana çok değerlisin diyor. Nasıl hissediyorsun? Süper. Biri benim gözümde değerin kalmadı. Ne hissediyorsun? Çöküntü. Buna mı layık bir varlığız? Veya aslında biz böyle bir şekilde mi acaba yaratılmışız? Yoksa varlığımızı yanlış bir yerde mi tanımlar hale gelmişiz? Yani gerçek evimizi unutmuş muyuz acaba? Gerçek evimizin yerine bir gece konduda oturur insanlar gibiyiz. Şimdi biz bazen üzülüyoruz değil mi? İşte göçmenler var, mahrum ve mağdur durumda olan insanlar var değil mi? İşte evleri yok, çadırda yaşıyorlar. Psikolojik olarak siz nerede yaşıyorsunuz? Siz de psikoloji çadırında yaşıyorsunuz arkadaşlar. Hepimiz psikoloji çadırında yaşıyoruz. Ruhsal evimiz yıkılmış zannediyoruz. Yok zannediyoruz. Öyle bir şey yok zannediyoruz. Hepimiz psikolojik bir çadırda yaşıyoruz. Rüzgar esince onun kazıklarını sarsıyor. Hepimiz çadırda yaşıyoruz. Evimize taşınmak durumundayız. Evimize taşınırsak o evsizlik tuzağından, sürekli şartların mağduru olma, şartlara göre yaşama ve kendimizi buna göre değerlendirme ve hissetme tuzağından
çıkabiliriz, kurtulabiliriz. Aksi takdirde hepimiz psikolojik çadırlarda yaşıyoruz. Bir fırtına gelip yıkabilir. Veya birisi orayı geçici olarak ihya edebilir, değil mi? Geliştirebilir. Belli bir konfora ulaştırabilir. Ve biz onun arayışındayız. Mesela kim beni mutlu eder? Veya beni ne mutlu eder? Seni ne mutlu eder? Hiçbir şey. Hiçbir şey seni mutlu edemez. Bir şeyin seni mutlu edeceğine inanıyorsan sahte bir yerde duruyorsun demektir. Hiçbir şey ve hiçbir kimse seni mutlu edemez. Ama psikolojimiz buna itiraz ediyor, değil mi? Değil mi? Evet. Yani bütün mesele yanlış yerde ve yanlış sorular sormaktadır aslında. Ve bunu fark etmek durumundayız. Yanlış yerdeyiz, yanlış sorular soruyoruz. Bakın, psikolojik düzey üzerinden böyle benim hiç kimseye ihtiyacım yok gibi böyle tepkisellikten de bahsetmiyoruz. Bunu da bazen karıştırırız. Doğal insan tepkisel değildir. Bakın, doğal insan asla tepkisel değildir. Peygamberimize biri gelir, böyle kırsal bir bölgeden gelir, peygamberimizin yakasından tutar, elbisesinden tutar ve bana işte Beytülmal'dan bir şey ver der, ihtiyacım olanı ver der. Peygamber gayet sakin bir şekilde döner ve ne istiyorsun der. Daha sonra üslubunun yanlış olduğunu ona hatırlatır. Ama orada sen kimsin falan yoktur. Çünkü doğal insan tepkisel davranan bir varlık değildir. Bakın, psikolojik olarak kendimizi katılaştırmaktan bahsetmiyorum. Kendimizi katılaştırmak değil anlattığım şey. İnsanlara kayıtsızlık değildir, umursamazlık değildir. İnsanları yok saymak değildir, duyarsızlık değildir, boş vermek değildir, katılık hiç değildir. Merkezimize dönmektir, merkezimizde olmaktır. Bakın, aslında merkezimiz tek kelimeyle ifade edilecek olursa onun adı varlıktır. Varlık sadece bu, varım. Şu veya bu olarak değil. Varsın, cebinde ne kadar paran var, bu değil. Dostların var mı, bu değil. Seni kim tanıyor, bu değil. Sen bu hayatta ne yaptın, bu değil. Hiçbir şeyin tanımlayamadığı bir varlık bu. Bakın, bir şey tarafından tanımlanıyorsa o varlık, o gittiği zaman varlığı kalmayacaktır. Mesela benim varlığım dostlarımsa, peki dostlarım gittiğinde ne olacak? Mesela bazı insanlar görürsünüz, değil mi? İşte bütün dostlarım gitti, bütün arkadaşlarım gitti. Tek tek herkes gidiyor. Bir ben kaldım diyor, değil mi? Bazen böyle Instagram'da, Facebook'ta görürsünüz. Bu nedir? Bu varlığını yanlış bir yere konumlandırmaktır. Varlığım hiçbir şeyle tanımlanmıyor. Sadece varım, varlık hiçbir şeyle tanımlanmayan bir şey. İlişkilerle değil, maddi herhangi bir şeyle değil, bedenle değil. Hiçbir şeyle tanımlanmayacak şekilde varım. Düşünüyorsam varım. Düşünüyorsan varım da sahte bir şeydir. Çünkü düşünmediğin zaman yoksun. Yani bitkisel hayat. Bitkisel hayat da değil bak. Ama bak, çünkü bakın, hayat deyince aklımıza
de ya bitkisel, ya hayvansal, ya bir şeysel bir hayat geliyor değil mi? Bunların ötesinde bir şey bu. Mesela Allah bitkisel hayatta mı yaşıyor, düşünsel hayatta mı yaşıyor, hayvani hayatta mı yaşıyor? Allah'ın hay ismi, Allah yaşıyor diyoruz değil mi? Nasıl yaşıyor? Bitkisel hayatta mı yaşıyor? Yoksa o da düşünüyorum öyleyse varım mı diyor acaba o da? Hı? Düşünüyorum öyleyse varım, varlığını düşünceye indirgemektir aslında. Varım, var olduğum için bazen düşünüyorum. Bu doğru bir şeydir. Ama düşünüyorum o halde varım, bu varlığımızı düşünceye indirgemektir. Mesela ben çok defa varlığımı hissederim ama hiç düşünmem. Düşünce yoktur orada. Dolayısıyla arkadaşlar, fıtrat, sözümüzü bağlayalım. Fıtrat, spiritüel varlığımızın, ruhsal varlığımızın farkındalığıyla ve bilinciyle psikolojimizi ve bedenimizi yönetme durumudur. Buna fıtrat diyoruz. Spiritüel varlığımızı idrak etmediğimiz müddetçe dolayısıyla fıtratımızı henüz keşfetmemiş oluruz. Sadece psikolojik tabiatımızda durmuş oluruz. Evet, teşekkür ederim.